أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين والسامعين والمشاهدين. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ümmeti, kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'emmuruna bil ma'ruf ve tenhevne anil munkar. Sizler toplumların içinden çıkmış en hayırlı toplumsunuz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Bu ruhla, bu şuurla bilmiş olunuz ki sizler ümmeti Muhammed Mustafa olarak eğer Kur'an'a ve sünnet-i seniyeye sarılırsanız hiçbir zorluk karşınıza çıkmayacaktır. Hiçbir sıkıntıya girmeyeceksiniz. Hiçbir mutsuzluğu tatmayacaksınız. Kendinizle barışık, ailenizle barışık, sokağınızla barışık ve idarenizle barışık, çok rahat bir huzurlu ortamda yaşamınızı sürdürürsünüz. Ama gel gör ki eğer Kur'an'ı mehcur, Resulullah'ı metruk edersek işte bugün gözyaşından başka hiçbir şeyin olmadığı gibi sıkıntından, zorluktan ve aynı zamanda daralmaktan başka bir şey olmadığı gibi bir şey olmaz. İnne ma'al usri yusra. Her zorluktan sonra kolaylık vardır. Muhakkak ki hidayetle de her şey, ama her şey aydınlığa döner. Diğer taraftan karanlıktan kurtulmanın yolu hidayettir. Zulmetten kurtulmanın yolu nurdur. Hidayet Kur'an'dır. Nur Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Biz hidayeti ve nuru tercih etmek zorundayız. Aksi halde mümin olarak hep ama hep sıkıntı ve zorluklarla boğuşacağız. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere haber veriyor. Bizlere tehlikelerden haber veriyor. Yapmamız gereken ve yapmamamız gereken şeyleri haber veriyor. Ama gel gör ki kulaklarımızı kapatmışız. Gözlerimizi kapatmışız. Allah muhafaza, kalplerimiz mühürlenecek şekilde hiçbir derste almıyoruz, ibret de almıyoruz. Bu da bizi ciddi şekilde sıkıntılarla, zorluklarla karşı karşıya getiriyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ümmetini çok seviyor. İnsanlık alemini çok seviyor. O efendim ümmeti amme, evet bütün ümmet, yani insanlık alemi, ümmeti icabe, bizler icabet ettik elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, o nedenle bizler Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı madem ki icabet ettik, madem ki kelime-i şehadetle buyurun hep beraber, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu dedik, o zaman da onun emirlerini yerine getirmek zorundayız. Ona hakkıyla icabet etmek zorundayız. Ona gerçeğiyle icabet etmek zorundayız. Öyle kandırarak olmaz. Kendi kendimizi teselli ederek olmaz. Onun için Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizleri sahabeleriyle uyarıyor. Sahabelerine söylemiş olduğu emirlerle uyarıyor. Sohbetlerle uyarıyor. Onların bireysel olarak sorup sorguladığı şeyi Efendimiz aleyhissalatu vesselam cevap veriyor ve ümmete karşılık veriyor. Değerli kardeşlerim, sahabeler bizlere birer yıldız misali olmuşlardır. Birer yıldız misali olmuşlardır. Şu anda pusulayı o yıldızlarla ancak ifade edebiliyoruz, bulabiliyoruz, yakalayabiliyoruz. Bakınız an Ebi Hureyre radıyallahu anh, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan rivayetle Efendimiz buyurdular ki
İçtenibus seb'el mubikat. Sakınınız. Sakınınız ey ümmet. Şu yedi tehlikeden sakınınız. Sizi helaka götürecek şu yedi şeyi yapmayınız. Bireysel olarak yapmayınız. Toplumsal olarak yapmayınız. Kim söylüyor? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Hayrul beşer, hayrul beriyye. Bütün insanlık alemin öncüsü ve hayırlısı. Hayrul enam. O söylüyor. Bunu bir baba nasihati değil, bir ana nasihati değil veyahut da yolda geçmiş birisinin size yaptığı bir nasihat değil. Öyle algılamayın. Hepsinden daha üstün ve hepsini kendisine feda edeceğimiz Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor. Sahabeler ona öyle söylüyor. Anamız babamız sana feda olsun ya Resulallah. Yani ana baba sohbetiyle veyahut da nasihatiyle denkleştirilecek bir nasihat değildir Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın nasihatı, sohbeti, söylediği, yaptığı, yaptırdığı, yaşadığı, yaşattırdığı. Değerli kardeşlerim, onun için biz Resulullah'ı dinlemek zorundayız. Kur'an'ı anlamak için Resulullah şarttır. Kur'an'ı yaşamak için Resulullah şarttır. Resulullah kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatu vesselam. Onun için şu yedi şey var ya, sizi helaka götürüyor, sakın ama ha onları yapmayın. Nedir onlar? Kile ya Resulallah. Denildi ki oradaki sahabeler dediler ki, sordular ki ya Resulallah, ve ma hunne, onlar nelerdir? Şu yedi bizi helaka götürecek şey nelerdir? Biliyorsunuz nice kavimler helaka gitti. Toplumlar helaka gitti. Nice insanlar helaka gitti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapmasınlar diye sahabelerine bizlerden dolayı haber veriyor. Yoksa onun asrındaki sahabeler asr-ı saadetin sahabeleridir. Asr-ı saadetin insanlarıdır. Asr-ı saadetin insanları onunla beraber onun nazarı altında. Sahabelerden birisi diyor ki ya Resulallah, sana bakmaktan başka, nazar etmekten başka bir amelim yok. Sana bakmaktan başka bir amelim yok. Sadece sana bakıyorum. Doyamıyorum. İşte öyle. İşte öyle. Aleyhissalatu vesselamın sahabeleri öyleydi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabelerinin üzerinden bizlere haber veriyor. Şu yedi helak edici şeyden sakınınız. Sakın yapmayınız. Ve sahabeler bizim adımıza ve kendilerinin adına sorarlar. Ya Resulallah ve mahunne, onlar nelerdir ya Resulallah? Kale, eşşirku billah, Allah'a şirk koşmak. Ve sihr, sihir yapmak. Ve katlun nefsilleti harramallahu illa bilhak, haksız yere insan öldürmek. Kanını akıtmak. Haksız yere insan öldürmek. Ki Allah insan öldürmeyi haram kılmıştır. Ve eklur riba, faiz yemek. Ve eklu malil yetimi, yetim malını yemek. Yetime eziyet etmek, hakkına geçmek. Ve tevelli yevmez zahf, savaş esnasında mücahitleri terk etmek. Vatanı boşa vermek, bayrağı boşa vermek, kim ne yaparsa yapsın diye kaçmak. وَقَصْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. İffet sahibi kızlarımıza, kadınlarımıza iftira atmak, onları rahatsız etmek, evet, taciz etmek, onlara sıkıntı vermek. Değerli kardeşlerim, bunlar bizler için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın uyarılarıdır. Demek ki bu yedi şey olan kişiyi ve toplumu helak ediyor. O şeylerden birisi kimde varsa bilmiş olsun ki o helaktadır. Yedisini beraber aynı anda birden yaşamak değil bu.
Bunlardan birisini kendisinde bulunduran insan derhal tövbe etsin, istiğfar etsin. Neydi onlardan birisi? Eşşirku billah, Allah'a şirk koşmak. İkincisi sihir yapmak. Üçüncüsü insan öldürmek. Dördüncüsü faiz yemek. Beşincisi yetimin malını yemek. Altıncısı savaştan kaçmak. Toprağını, milletini, vatanını, bayrağını sahipsiz bırakmak, güçsüz bırakmak, hile etmek. Ve son yedincisi iffetli bir kadına, bir kıza iftira atmak, taciz etmek, incitmek ve üzmek. Bütün bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden aman ha yapmayın. Yaparsanız muhakkak ama muhakkak bunun helak olduğunu ve sizi helak edeceğini bilin. Değerli kardeşlerim, birinci maddemiz biliyorsunuz, söyledik biraz önce, insan öldürmek, cana geçmek, kana geçmek, hayattan etmek, yuvasından etmek, dünyasından etmek. Nasıl edersin sen? Nasıl edersin? Sen insansın. Bir insanı nasıl hayatından edersin? Sen babasın. Bir yuvayı nasıl sahipsiz ve babasız bırakırsın? Sen babasın. Bir evladı nasıl yetim bırakırsın? Ama vahşi yaratılan en azgın varlık kim biliyor musunuz? İnsan. İnsan çok vahşidir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِنُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ Allah meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım, insan yaratacağım dediğinde melekler ona kan akıtıcı fesat doğurucuları mı yaratıyorsun? Ben sizin bilmediğinizi bilerek biliyorum diyerek cevap verir. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum. Yani onlara vahiy ve peygamber gönderiyorum. İşte böyle uyarıcıyı gönderiyorum. Onları vahşetten kurtaracak. اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Halbuki biz seni tesbih ediyoruz. Seni takdis ediyoruz. قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ Dedi ki ben sizin bilmediğinizi biliyorum. İşime karışmayın. Onlar imtihan için yaratılmış. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ölümü ve hayatı size verdi ki hanginiz daha iyi amel edersiniz. Onun için vahiy gönderdi. Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar insanlar başıboş olmadı. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ السُّلَى İnsanlar kendilerini başıboş mu zannediyorlar? Onun için değerli kardeşlerim, başıboş olmayan bu insan varlığı vahşetten rahmete dönüştüren Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ve ondan ve ondan önceki peygamberlerdir. Vahşetten rahmete. Onun için bakınız bugün Kur'an'dan kopuk, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan kopuk bir toplum kandan başka yok. Ölümden başka yok. Kinden başka yok. Nefretten başka yok. Hasetten başka yok. Gıybetten başka yok. Yalandan başka yok. Gözyaşından başka yok. Topraklarına bakın, barut kokuyor. Kan kokuyor. Niye? Kur'an'dan ayrıldı. Hazreti Muhammed Mustafa'dan ayrıldı. Onun için değerli kardeşlerim, birinci madde olan insan öldürmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle bilelim. Kur'an'ın müfessiridir. Kur'an'ı tefsir edendir. Bakınız. Ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ Birinci maddemiz şirkti. Biz biraz maddeyi karıştırdık. Birinci maddemiz şirk. Şirk. Şirkten kaçacağız. Aman ha! Allah'la başkasını anmak mümkün değil. Bir kalpte iki sevgi olmaz. Ölüm biraz daha gündemimizde olması hasebiyle katlun nefsi öne aldım ama hadiste birinci maddemiz nedir? Şirk. Şirk.
Bakınız, şirk hakkında ayeti kerime ne güzel ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرٍ وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Hemen hemen maddelerin üçü var burada. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامَهُ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُطْ ف۪يهِ مُهَانَا. Evet. وَالَّذ۪ينَ, onlar ki لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرٍ, Allah'la şirk koşmazlar. Allah'a şirk koşmazlar. وَلَا يَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّت۪ي, onlar bir insanı da öldürmezler. Öyle bir insan ki حَرَّمَ اللّٰهُ, Allah onun karnını haram kılmıştır. İlla bil hak, ancak hakkıyla ölümü hak eden, ki savaş esnasında vesaire devletin kendine öz, şer'i devletin kendine öz yaptırımlarla ayrı. Evet. Ve la yeznun, onlar ki zina etmezler. Efendim, onlar kimlerdir? Ve men yef'al zalika yelka ahtam, ama kim bunları yaparsa muhakkak ki günah işlemiş olur. Büyük bir günaha girer. Kim Allah'a şirk koşarsa, adam öldürürse, zina ederse, onlar çok büyük bir günah işlemiş olurlar. Yudaflahu. Evet. Ve men yef'al zalika yelka ahtama. Bunlar muhakkak ki günahkar olurlar. Yudaflahu'l azab. Onlara kat kat azap verilir. Kat kat azap verilir yevmel kıyameti, kıyamet günü. Ve yahlut fihi muhana, ve içinde hiç basite anlarak cehenneme atılırlar. Cehenneme atılırlar onlar. Kim bunları yaparsa. Ancak illa men tabe, eğer tövbe eder. Ve amile amelen salihan, ve salih bir amel ederse, fe ulaike, İşte onlar o kimselerdir ki yubeddilullahu seyyiatihim hasenatin, Allahu Teala onların bütün günahlarını hasenata çevirir. Subhanallah. Tövbe eder bir insan, tövbeden önce yapmış olduğu bütün günahlar hasenata çevrilir. Yani günah defteri hasenata çevrilir. Tamam mı kardeşlerim? Ve kanallahu gafurur rahima, Allahu Teala affedendir. Affedendir. Furkan suresi 68 ve 70. ayet-i kerimeler. Değerli kardeşlerim, yine ayet-i kerimede bize uyarı vardır. Kehf suresi 110. ayet-i kerimesinde kâlallahu teâlâ, Allah Teala buyurdular ki فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ, kim yüzü ak bir şekilde Rabbi ile buluşmak isterse, evet, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, salih amel işlesin. Salih amel işlesin. Yani ibadetlerinden taviz vermesin. Allah'ın emirlerinden taviz vermesin. Helala helal, harama haram desin. Helale helal yaşasın, haramdan sakınsın. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا, ve ibadetlerinde Rabbine hiç kimseyi şirk koşmasın. Sadece Allah rızası için yapsın. Ve Allah için ibadet etsin. Değerli kardeşlerim, çünkü müşriki Allah affetmez. Bütün günahlar bir tevbeyle olur, ama müşrik tevbe-i kubra ile. Tevbe iki kısımdır. Bir tevbe-i kubra vardır ki o da kelime-i şehadettir. Buyurun hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu tevbe-i kubradır. Bununla küfürden ve şirkten kurtuluyoruz. Bir de tevbe-i suğra vardır ki amelde yapmış olduğumuz hatalardan, namaz kılmamış, oruç tutmamış vesaire, bazı günahlar işlemiş şirkin dışında, onda pişmanlık duyar. Gecenin zifiri karanlığında bir gözyaşıyla kalkar, pişmanlık duyar. Veyahut da bir salih insanın yanına gider, onu şahit kılar. Veyahut da bir camiye gider, onu şahit kılar. La takratu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Sakın ha, büyük günah işledim ya, çok namaz kılmadım, ömrüm gitti, tevbenin artık faydası yok, artık Allah beni kabul etmez diye Allah'a iftira atmayalım. Biz kendimize gelelim, erkekçe tevbe edelim, istiğfar edelim, Allah affeder. Onun için bakınız, ayet-i kerime bu müjdeyi bize veriyor. İnne Allah la yaghfiru en yüşreke bih ve yagfiru ma dune zâlik.
limen yaşa. Evet. Allah Teala kendisine şirk koşulmayı affetmez. Ama onun dışında kime arzu ederse onu günahlarını ne yapar? Affeder. Yeter ki biz dileyelim ve kapısına gidelim. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, cennet müşriklere haramdır. Cennet Yahudi ve Hristiyanlara da haramdır. Günün Yahudi ve Hristiyanları. Günün Yahudi ve Hristiyanları. Hazreti Muhammed Mustafa'nın gelişinden sonra ona iman etmeyen kimler varsa onlara cennet haramdır. Yerleri cehennemdir. Kim söylüyor? Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa. Bazı ahmaklar onlara çıkış gösteriyorlar. Sakın ha onlara inanmayın. Sakın ha. Efendim Allah'ın tek birliğine inandı mı yeterlidir. Allah'ın tek birliğine ne Yahudiler inanıyor ne Hristiyanlar. Biri Mesih İbnullah diyor, diğeri Özeyr İbnullah diyor. Biri İsa Allah'ın oğludur diyor, diğeri de Musa Allah'ın oğludur diyor. Haşa ve kella. Haşa ve kella. Lem yelid ve lem yulet. Bitti. Ne doğurmuştur ne doğurulmuştur. Onun için değerli kardeşlerim, sakın ha ümmeti Muhammed Mustafa bu kapana girmesin. Bu bir iyi niyetliktir. Onlar niye? Hayır. Emri kati'tir. Kesin bir emirdir. İman eden kelime-i şehadeti sadece la ilahe illallah diyen değil. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İkisini beraber söyleme şartıyla mümindir. Müslümandır. Aksi halde değildir. Aksi halde la ilahe illallah diyor tamam yok. Hayır. Muhammed Resulullah. Nitekim bu oyunlar, bu hesaplar çok yapıldı. Elhamdülillah hep çöpe atılıyor. Onun için kâle Allahu Teala bu ayeti kerimeyi okuyorum ve sohbete son verir. İnşallahü Teala önümüzdeki derslerde bu 7 tehlikenin birincisi bugün işledik. Diğerlerini de inşallah bir sonraki sohbetimizde işlemeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim. Kâle Allahu Teala İnnehu men yüşrik billahi. Her kim Allah'a şirk koşarsa fakat harramallahu aleyhil cennet. Muhakkak ki Allah-u Teala onun üzerine cenneti haram kılmıştır. O cennete girmeyecektir. Teslis, baba oğul, efendim şekliyle, efendim iman edenler onlar da müşriklerdir. Onun için müşrikler sakın ha bunu iyi bilin. Müşrikler, kafirler cennete giremezler. Kimler girer? Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti girer. Günahlarını cehennemde cezasını çeker, ahiri yine de elhamdülillah cennettir. Elhamdülillah cennettir. Rabbim yüzümüzü ak olarak kendisinin huzuruna çıkarsın inşallah. Ve me'vahun nar. İşte hah, bitti. La yedhulul cenne. O efendim harrama, harramallahu aleyhil cenne. Allahu Teala ona cenneti haram kılmıştır. Ve me'vahu. Onun mekanı, istikrar edeceği yer, girip orada kalacağı yer ennaru, cehennemdir, ateştir. Onun için ve malız zalimine min ansar. Sakın ha, bu ayeti kerime çok önemli. Zalimlerin dostu yoktur. Allah-u Teala zalimlere dost değildir. En büyük zulüm şirktir. En büyük zulüm küfürdür. Onun için değerli kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri ve bizleri bu kötü hastalıktan muhafaza etsin. Ve bu kötü hasletlilerin şerrinden de muhafaza etsin. Allahu Teala kelime-i şehadeti buyurun hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu tamamıyla kalbimize hakim etsin. Kalbimize hakim etsin. Ve Allah hepinizden razı olsun. Her kimin hastası varsa Rabbim şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Her kimin borcu varsa Rabbim eda ettirsin. Allahu Teala birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim etsin. Ve Allahu Teala hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Ekulu kavli hada ve estağfirullah li ve lekum ve ufavvidu emri Allah. İnne Allah basirun bil ibad ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.
لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وأضروح صاداتنا الكرام. الفاتحة.